Gel. Kumandanım, General Pedro geldi. Gelsin. Emredersiniz. Buyurun. Atina'dan malumat aldık general. Öyle mi? Nedir? Kararlarında değişiklikler olmuş. General Vasili'nin taarruz için topladığı birliklerin dağıtılmamasına, harekatın tatbik edilmesine karar verildi. Vasili'ye atfedilen suçlardan biri de o birliği toplamasıydı. Bu enteresan. Konstantinopoli'de olanları işitmişsinizdir general. İngilizlerin işgali altında. Atina'nın kararını bu gelişme değiştirmiş olabilir. Mümkün. Sizden istenen General Nikola ve kurmaylarının Simirni'ye intikaline kadar hazırlıkların tamamlanmasını sağlamanızdır. Bu vazifeyle itinayla alakadar olacağımdan şüpheniz olmasın. Buyurun. Ha, Lucy. Sen hazır mısın canım? Kiria'yı bu halde bırakmak hiç içime sinmiyor. Anlıyorum. Lakin merak etme, oğlu yanında yalnız değil. Biz nereye gidiyoruz Charles? Sen hiç söylemedin. Ankara'ya gidiyoruz Lucy. Benim orada ufak bir vazifem var. Oradan da Konstantinopolis'e geçeceğiz. Ama sen arzu etmiyorsan refakat etmek mecburiyetinde değilsin. Yok, arzu ediyorum. Anadolu'yu merak ediyordum. Biliyorsun zaten. O halde yola çıkalım. Ben de hazırlanayım. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Ne tuhaf bir laf. Böyle mi söylüyorsunuz siz biri ölünce? Öyle. Gördün mü bak. Bir siz değilsiniz acı çeken. Zulüm gören. Leon, işe yarar mı bilmiyorum. Lakin elimden sadece bu geliyor. İstenince sevindiğini saklamana lüzum yok. Nefret ettiğin adam öldü işte. Yunan orduları kumandanı General Vasili bir hain olarak öldü. Mutlu musun şimdi? Ferahladı mı yüreğin? Hayır tabii ki. Bu yaptıklarını değiştirmez ki. Katlettiği insanları da geri getirmez. Üstelik şimdi onun yerine senin baban geçti. Ne değişeceğini zannediyorsun? Aynı emirleri o da vermeyecek mi? Hatta babamın yerine geçebilmek için bu tuzağı kurmadın babama. Tuzak mı?
Ali Kemal benim abimmiş. İnanmadın mı buna? Biz kardeş olabilir miyiz Hilal? Mümkün mü böyle bir şey? En ufak bir alakamız dahi yok. Aslında var. İkiniz de çok inatçısınız. İkiniz de savaşçısınız. İkiniz de sevdikleriniz için kendi canınızı feda etmeye hazırsınız. Kardeşim yala değil, babam onun yüzünden öldü. Bunun hesabını verecek. Ne demek şimdi bu? Sen uzak dur bu meseleden Hilal. Kemal. Sen de güzel kimsesizdin be oğlum. Milletin istiklali ve devletin kurtarılması için fevkalade salahiyetlere haiz bir meclisin Ankara'da toplanması ve dağıtılmış olan meclis-i mebusandan gelebileceklerin bu meclise iştirakleri, kalan mebusluklar için intihap yapılması kararlaştırılmıştır. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal. Şayet taarruz başlatılırsa Ankara'da mecliste toplanamaz. Kısa vadede oraya kadar ilerlerler. Ne yapacağız Meral'ayım? Sizin tasarrufunuz ne? Kuvva Yunan Komuta Kademesi'ne bir saldırı düzenleyecek Yakup. Nasıl olur kumandanım? Hangi mevkide, kimle? Yarın Atina'dan kurmayla geliyor. Kumandan Vasil'in yerine geçecek bir kumandan ve taarruz ordusuna komuta edecek cephe kumandanları. Ancak hepsinin birden infazı bu taarruza mani olabilir. Kumandanım bunun için Yunan karargahına bir baskın düzenlemek icap eder. Yüzlerce kuvayeri gerekir. Sadece ikimizin muvaffak olması kabil değil. Sen orasını merak etme. Senin başka bir vazifen var. Taarruza mani olmak benim vazifem. Kumandanım affınıza sığınıyorum lakin bundan mühim bir vazife olamaz. O vazifede de siz tek başınıza olamazsınız. Sen Charles'ın peşinden gideceksin. Mutlaka bir işler çeviriyor. Karargaha ben halledeceğim. Kumandanım bu vukuattan aşikar olmadan çıkmanız mümkün değil. Hem aileniz hem kendi hayatınızı tehlikeye atarsınız. Bunun altından kalkamayın. Merak buyurma. Var bir bildiğim. Bugüne kadar bütün vazifelerimin altından nasıl kalktıysam bunun da altından öyle kalkacağım. Suale hacet yok. Ali Fuat Paşa'ya haber gönder. Bu saldırıdan sonra Yunan ordusu başıboş kalacak. Muhtelif gruplarla çeşitli zamanlarda yıpratma operasyonları düzenlesin. Emredersiniz. Yunan ordusu yarın bugüne kadar aldığı en büyük zayiat alacak Yakup. Ve biz o taarruza mani olacağız. Ankara'da da o meclis açılacak. Başka yolu yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.